Kral Midas, Anadolu'nun batısında Sakarya şehrinin bulunduğu yerde kurulmuş olan Frigya'nın efsanevi kralıdır. Frigya'nın başkenti Gordion'u kuran Midas'ın babası Kral Gordios'tur. M.Ö. 738-696 yılları arasında yaşamış olan Midas'ın Frigya şehirlerinden Mideuma'da ismini verdiği söylenir. Yaşamı ve ölümü üzerine pek çok hikaye bulunan Kral Midas, Yunan mitolojisinde orantısız eşek kulaklarıyla anılır. Ayrıca dokunduğu her şeyi altına çevirme yeteneğinin de olduğu söylenir. Midas'ın bu yeteneği Midas dokunuşu ve altın dokunuş ifadeleriyle isimlendirilir. Altına dönüştürme gücü nedeniyle zor günler geçiren Midas, bu olay sonrasında zenginlikten ve görkemden nefret etmeye başlar. Bulunduğu yerden taşınarak kır tanrısı Pan'ın müridi olur. Pan bir gün müziğin, sanatın, ateş ve şiirin tanrısı Apollon'a müzik konusunda meydan okur. Pan ve Apollon arasında bir enstrüman yarışması düzenlenir. Dağ tanrısı Tomolos hakem olarak seçilir. Tanrı Pan flüt çalar, Apollon ise lir. Pan flüt enstrümanının adını Tanrı Pan'dan aldığı düşünülür. Tomolos kazananın Apollon olduğunu söyler. Bir kişi hariç izleyenler bu kararın doğru olduğunu düşünür. O kişi Kral Midas'tır. Apollon, Midas'ın Pan'ı seçmesine çok kızar. Ve iyi müzikten anlamayan kulak insan kulağı olamaz deyip Midas'ın kulaklarını eşek kulağına çevirir. Plamail Giovanni adlı ressam Apollo ve Marsyas adlı tablosunda bu efsaneyi resmetmiştir. Midas kulaklarını büyük şapkalar takarak saklamaya başlar. Saçlarını kesen berberi kralın bu sırrını bilir. Ancak Midas'ın isteği üzerine kimseye söylemez. Berber bir gün sırrı daha fazla saklayamayacağını düşünerek uçsuz bucaksız bir çayıra çıkar ve toprağa derince bir kuyu kazar. Ardından kuyuya ''Kral Midas'ın eşek kulaklarına benzeyen kulakları var.'' diye seslenir. Kuyudan çıkan su Midas'ın sırrını sazlara iletir. Sazlar ise rüzgara söyler. Rüzgar da bu haberi ese ese her yere duyurur. Böylece tüm ülke Midas'ın kulaklarının hikayesini öğrenir. Midas'ı taklit ederek gölge oyunu oynamaya başlayan halk Midas'ı canından bezdirir. Midas kulaklarını kesse de kulaklar yeniden uzar. Kral dayanamayarak gözyaşları içinde Apollon'a yalvarır ve ne pahasına olursa olsun kulaklarını düzeltmesini ister. Apollon Midas'a acıyarak kulaklarını düzeltir. Fakat sonunda canını da alır ve onu bir mezara gömer. Bu konudaki bir başka hikaye ise Midas'ın henüz annesinin karnındayken tutulduğu bir rahatsızlık sebebiyle asimetrik kulaklara sahip olduğu şeklindedir. Nadir görünen bu hastalık nedeniyle Midas'ın kulaklarından biri çok yukarıda, diğeri ise çok aşağıdadır. Aynı zamanda Midas'ın kafatası da düzgün değildir. Kral halkından çok utandığı için sürekli şapka ile dolaşır. Halk, kralın kulaklarını hiç görmediğinden Kral Midas'ta eşek kulakları var diye bir söylenti başlatır.